Bekir Hazar 1849 yılında Avusturya İmparatorluğu ilginç bir silah geliştirdi. Sıcak hava balonlarına bombalar bağlandı, havaya bırakıldı. Rüzgar o bomba yüklü balonları hedefteki Venedik kentine yönlendirecek, düşmana havadan ölüm yağacaktı. Tarihin ilk SİHA saldırısı gerçekleşiyordu. Balonlara yüklenen bombaların bir kısmı hedeflere varıp düşmanın üzerine yağdı. Ancak bazı yerlerde rüzgarın azizliğine uğrandı. Avusturya'nın geliştirdiği ilk ilkel sihalar bombaları kendi askerlerinin üzerine de gönderdi. Çok sayıda Avusturya askeri de hayatını kaybetti. 1899'da Lahey'de gerçekleştirilen barış konferansında balonlarla bombardıman yasaklandı. Aradan yıllar geçti. Amerika, insansız hava araçları teknolojisini geliştirdi, Afrika'da, Asya'da İHA filoları üstleri kurdu. ile birlikte dünyada bu alanda söz sahibi oldu. Türkiye terörle mücadele noktasından 1995 yılında ilk İHA'larını satın aldı ancak bir süre sonra bu İHA'lar eskimeye başlayınca bu defa İsrail'e yöneldi. Tel Aviv hükümetinden alınan Heron tipi İHA'lar da kısa zaman diliminde sürekli arıza vermeye başladı çoğu uçamıyordu hatta içlerinden bazıları düşüp parçalandı. Gözümüzü tekrar ABD'ye çevirdik. 2010 yılına gelindiğinde ABD Kongresi bir karar aldı. Predatör ve Reaper tipi haların Türkiye'ye satışına izin vermedi. Bu yasakla bize hayatımızın iyiliğini yaptılar. Kendi halarımızı üretmemizin önünü açtılar. Gelinen noktada bugün bütün dünya Türk sihalarını konuşuyor. Suriye ve Libya'daki üstün başarılar askeri okullara ve istihbarat örgütlerinin eğitimlerine ders olarak girmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Türk sehalarını öve ve bitiremedi. Oldukça modern ve gelişmiş silahlar. Türkiye'den aldığımız sihalarla Ermenistan güçlerine ait 1 milyar dolarlık askeri tecizatı imha ettik deyince dünya bir kez daha bizi konuşmaya başladı. Ukrayna, Sırbistan, Katar, Tunus ve Libya'da bizden SİHA almak için sıraya girdi. İngiltere merkezli Drone Wars adındaki kurumun yazarlarından Samuel Bronsworth, Baykar'ın geliştirdiği Akın ciha ile Türkiye'nin hem en gelişmiş SİHA üreticilerinden biri olarak konumunu güçlendireceğini hem de ihracat politikasını geliştireceğini dünyaya ilan etti. BBC'de işi gücü bıraktı. Türk Siyahları'nın muazzam başarıları ile ilgili sürekli makale ve analizler yayınlamaya başladı. Uzmanları konuşturdu. Türkiye'nin bu alanda başarılı olmasının en büyük nedeni İHA ve SİHA'larla kendi topraklarında operasyon yapan nadir ülkelerden biri olması diye not düştü. Askeri İHA'lar konusunda uzman olan ABD'li Daniel Gettinger'ı konuşturdu. Gettinger, Türkiye bu alanda farklı çeşitlerde araç üreten ve küresel İHA piyasasında yükselen bir değer diyordu. Türkler 21. yüzyılın savaş teknolojisini sahada deniyor diyen en üst düzey açıklamalar gırla gidiyordu. İnsansız savaş gemisi ve insansız helikopterlerimizi henüz tam olarak görmemişlerdi. The Intercept adlı haber sitesi de ikinci İHA çağı. Türkiye nasıl ABD'ye kafa tutarak öldürücü bir İHA gücüne dönüştü başlıklı makaleye imza atarak Türkiye'nin ulaştığı gücü dünyaya duyurdu. Tüm bu gelişmelerle eş zamanlı olarak dünya medyasında Türk savunma sanayinde yaşanan patlama manşetlere taşındı. Türkiye'de savunma ve havacılık sanayinin 2019 yılı cirosu bir önceki yıla göre %24.3 artarak 10 milyar 884 milyon dolara yükseldi haberleri sayfalardan taştı. Silah şirketlerimiz dünya devler liginde ilk yüze girmeye başladı. 2023 yılında Türkiye'nin silah ihracatında 10 milyar doları aşacağını batı medyasından okumaya başladık. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü de bir rapor yayımlayarak Türkiye 2014-2018 yılları arasında 2009-2013 dönemine kıyasla silah ihracatını %70 artırdı. 2015-2019 yılları arasında ise silah ithalatını %48 azalttı diyordu. Yani dünyayı Türkler artık sanma sanayiinde dünyaya bağımlılıktan kurtuluyor diye uyarıyordu. Bu alanda yerlilik oranımız %70'e çıkmıştı. Amerika'nın koyduğu bir yasak bizi nerelere taşımıştı. Şimdi Amerikan Kongresi yeni yaptırımlar getirdi. Amerikan elçisi bu yazıyı İngilizceye çevirip senatörlere gönderirse çok iyi olur. Geçmişte koydukları akılsızca bir silah satışı yasağı sayesinde savma sanayi üretimimizde dışa bağımlılığı %30'a düşürdük. Son yaptırımlarla bunu da sıfırlayacağız sayelerinde. Sizi kim doldurduysa thanks Johnny. Unutmayın şeytan içi boş silahı değil aklı boş insanı doldurur. Bekir Hazar Haşmet Babaoğlu Türkiye diyoruz biz, Türkiye. Laylaylom zamanları geçti. Bugüne kadar politikanın sizler bizler oyunuyla örtülen ve temsili demokrasinin temsil etmekte zorlandığı gerçeklik artık çırılçıplak. Devletler ayakta kalmak için canla başla çalışıyorlar. Dönelim doğrudan bize bakalım. Dünyanın ve bölgemizin hali görmüyor musunuz? Kimlerden olduğumuz, hangi partiye ve cemaate dahil olduğumuz, yaşam tarzlarımız, şunlarımız, bunlarımız. Bütün bu farklar ikinci, üçüncü plana düştü. Bundan böyle esas soru şu. Gerçekten Türkiye'den yana mısınız? Türkiye'nin bağımsızlık arayışına destek olacak mısınız, olmayacak mısınız? Buna cevabı evirmeden, çevirmeden, kıvırmadan verecek misiniz, vermeyecek misiniz? ABD ve AB yaptırımlarının en sıcak biçimde konuşulduğu bir sırada geçiniz bunları der gibi bana aktüel çıkarlarım ve geleceğimden söz edin işinize gelmiyorsa gölge etmeyin mesajını vererek. Türk Silahlı Kuvvetleri ve onunla birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu Kuzey Suriye'de YPG ve rejim saflarına karşı yeni bir harekat başlattı. Harekatın gerçekleşeceği 1-2 hafta öncesinden belli olmaya başlamıştı konuşuluyordu. Şimdi insan ister istemez düşünüyor. Son haftalarda Suriyeli mülteciler üzerinden kopartılan gürültüyle ve örtülü biçimde TSK'ya edilen hakaretlerle bu gelişmenin bir bağı var mıydı acaba? YPG, Şebiha ve FETÖ kaynakları tarafından kimler gazlanıyor meselesi hani? Devlet önemli olan Akdeniz'deki çıkarlarımız dedikçe ama Yunanistan diyen. Devlet geleceğimizi biz belirleyeceğiz dedikçe ama Avrupa'nın geleceği diyen. Devlet demokrasimizi ve hukuk kavrayışımızı daha da genişleteceğiz dedikçe ama bunu Biden'a sorsak planı o yapsa diye mızıklanan bir muhalefetimiz var. Bizdeki muhalefet değil ABD ve AB'nin içerideki ajentesi. Yunanistan'ın ve Esad'ın kankası deyip durmam boşuna değil. Peki ne yapmalıyız? Öyle günlerdeyiz ki şu parti bu ideoloji demeden şimdi hepsini bir yana bırakıp Türkiye diye haykırmalıyız. Türkiye diyoruz biz, Türkiye. Hala anlamadınız mı? Haşmet Babaoğlu